gibi, yani İlknur gibi, sizin gibi yeni mezun olmuştum yani o dönemde. Bizim bir hocamız bizi bir sınava tabi tuttu mezun olduktan sonra üniversitede. Yani bu serbest el çizimiydi. Serbest el çizimine soktu bizi. Ondan sonra biz de yani kazandık diyelim. Hani serbest elden bir şeyler sordu. Biz de yaptık. Ondan sonra dedi ki bana, Alper dışarıda çalışır mısın dedi. Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nün dedi, Efes'te bir kazısı var dedi. Şu anda orada mevcut bir restorasyon var, bitmiş bir restorasyon vardır. Celsus Kütüphanesi dedi. Celsus Kütüphanesi'nde restorasyonda çalışır mısın dedi. Ve ben Nejat Yavaşoğulları'yla orada tanıştım yani. Nejat ve olur dedim ben de. O zamanlar daha pardon, yeni mezun olmak üzereydim. Yeni mezun oldum. Olduktan sonra oluyor bu. O yaz oluyor. Mezun olmuştum daha yeni. Gittim oraya. Celsus Kütüphanesi'nin başında, yani kütüphane yapan restoratör Huber adında, inanılmaz sert bir mimar. Avusturyalı. Fakat işini de çok iyi yapan bir mimar. Yani olağanüstü presyonu çalışan bir mimar. O dönemlerde araldit diye bir kimyasal bağlayıcı vardı. Taşları birbirine yapıştıran bir bağlayıcı. Tabii başka şeyler de kullanıyordu. Bu o araldit firmasının da sponsorluğunda yapılan bir projeydi. Biz Celsus Kütüphanesi'nin restorasyonuna ben girdim. Neden girdim diye sorarsanız, öteden beri antik yapıları merak ediyordum ve özellikle antik yapıların, yani taşların birbirine geçmesi, ondan sonra bunların yükselmesi, yani taşların birbiriyle olan ilişkisi, yani o dönemlerde ilgimi çekmişti ve biz taşları tek tek çiziyorduk ve aynı zamanda taşların birbiriyle olan bağlantılarını öğreniyorduk. Yani claim denen bağlantıları, dübelleri, yani aklınıza gelen her türlü konstrüktif bileşim tekniklerini ben şeyde öğrendim. Yani Avusturyalılarla beraber öğrendim. Bana bir gün Huber geldi, dedi ki şeyin dedi, Celsus Kütüphanesi'nin dedi döşemesi var dedi. İçeride antik döşeme var dedi. Elime de bir kitap verdi. O kitapta döşemenin planı var. Yani döşemenin planında işte gri mermerlerin olduğu yerler var, beyaz mermerlerin olduğu yer var. Döşeme planı öyle elime verdi böyle antik kitaptan. Dedi ki bunu dedi ustaların başına geç dedi. Bunu dedi iplerini çek dedi. İplerini çek dedi şeyin. Döşemenin iplerini çek dedi. Sonra dedi bunu imal edin dedi. Bir gitti. Tamam mı? Ben daha yeni mezun mimarım yani. Ondan sonra ben nasıl yapacağım bunu şimdi diye düşünüyorum. Bir taraftan kitaptan döşemenin planını çıkarttım. Onu çizdim. Orada işte kaç santimetrede bir mermer plakaların boyutları var. İşte oraya, yani biz döşemeye bir şap atacağız. Ama oraya bir gri şap atacağız, bir de beyaz şap atacağız. Böylelikle yani gri ve beyaz mermerler bir araya gelecekler. Ustalar bana bakıyor, ben ustalara bakıyorum. Ustalar dediler ki, Alper Bey dediler, bu şeyi al, yani şerit metreyi alın dediler. Biz ip çekerken dediler, kazıkları ona göre şeyin üzerine çakalım. Sonra biz beton atarız, siz de kontrol edersiniz. İyi, güzel. Şimdi döşeme planında çekiyorum, döşeme planında ölçüyorum. Döşeme planında 10 metre gözüküyor döşeme planında. Huaber'in yaptığı şeye bakıyorum. Çekiyorum orada şerit metreyi. 9 metre 70 santim gözüküyor. Allah'ım ya. Yani, plan 10 metre. Yani, 10, yani ben küsuratları çok girmiyorum. Belki 10-11'de de hani 10-30 okuyorum. Yani böyle bir arada bir 30-40 santimlik bir fark var. Ne yapsam planla hiç uyuşmuyor. Ya Huaber yanlış yapmayan dünyanın bir numaralı
prezisyonlu mimarı. Yani o kadar hassas iş yapıyor ki o dönemlerde. Şimdi ben işin içinden çıkamadım. Bir kere en başta döşemenin enine takıldım. Yani 30-40 santim fark var diyorum. Ya diyorum ki ya bu plan yanlış. Yani kitabın içindeki plan yanlış. Ya da Hoeber yanlışlık yaptı. Hoeber de şantiyede değil. Çekmiş gitmiş bir yerde duruyor. Skolastika hamamları diye bir yer var. Orada bir böyle bir kafe gibi bir yer var. Oraya gitmiş kahve içiyor. Ben gittim yanına Bay Hoeber dedim. Yani ben dedim elimde de metre var. Bu dedim ölçüyorum dedim. Bu dedim ayna değil dedim. Hadi oradan dedi bana. Git eliyle böyle şey yaptı. Git ya dedi bana. Gittim ben de geri döndüm yani. Çok sert bir adam yani. Orada hani burada bir öğrenci yapsan çeker gider bir daha senden ders almaz yani. Öyle bir davranış düşün. Ben gittim. Allah Allah. Dedi ki ha bana dedi ki kontrol et dedi. İyi kontrol et dedi. Tamam gidiyorum tekrar bakıyorum yine 40 santim fark var. Yani Allah'ım ya Rabbim antik döşeme planı. Yani adam dünyanın bir numaralı mimarı restorasyonda yani antik restorasyonda. Ortaya çıkan durum felaket yani ben yapamıyorum yani. Ustalar beni bekliyor ip çekecekler orayı yapacaklar. Ölçüyorum yine bir 40 santim. Ya ben yine işin içinden çıkamadım. İstiyorum ki ya o haber benimle gelsin beraber ölçelim yani. Adam da gelmiyor. Tekrar gittim. Yanına dedim ki Bay Hoeber dedim yani hakikaten ölçüyorum fark var 30 santim fark var. Ya bir gelin de bir bakalım şu işe diyorum. Ailesi de geri git diyor bana böyle. Yani. Affedersiniz artık o kelimeyi kullanmak istemiyorum yani. Tamam mı? Ondan sonra başından aşağı kaynar sular. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi birincilikle bitirmiş bir adamım yani. Düşün. Ondan sonra geri dönüyorum. Tekrar döşemenin başına geçiyorum. Adamlar bana bakıyor. İş kaybı. Yani saatler oluyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Dedim ki siz dedim başlayalım biz böyle. Siz dedim ara kuşakları da atmaya. Peki kaç santim diyorlar. Ya işte ben de orada tahmini olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani dedim ki bu iş galiba hakikaten bir fark var. Ben de kafama göre gideyim dedim yani ne yapayım yani. Oradan 5 santim, oradan 5 santim. Yani simetrik bir şekilde gideyim yani. Ne yapayım yani. Başka yapacak bir şey yok. Bazı şeyler belli. Yani en azından kuşaklar belli falan. Strike'lar belli. 2. Ondan sonra üçüncü defa tekrar gittim bu adamın yanına. Allah'ın hakkı 3 derler ya doğru ha hakikaten. Ondan sonra gittim. Dedim ki Bay Hoeber ezik bir vaziyette. Yani dedim bu olmuyor dedim yani. Hadi ya sen de dedi bana. Ondan sonra gel dedi beraber gidelim dedi bu sefer. Hah dedim ya nihayet ya. Ondan sonra gittik. Aç dedi şeyi dedi. Şerit metreyi. Açtım böyle şarrr diye açtık yani böyle şerit metreyi. Ondan sonra bak şimdi dedi. Ne dedim bak dedi. Bak diyor bana sıfır burası diyorum. Bana dedi ki gerizekalı sıfır orası mı dedi. Baksana dedi. Ama nasıl biliyor musun? Şerit metre pas içinde böyle. Sıfır orada değil. Sıfır ileride. 40 santim ötede sıfır var. Tamam mı? Allah kahretsin dedi. Ondan sonra bana dedi Allah kahretsin seni dedi. Ondan sonra çekti gitti. Nasıl bozuldum biliyor musunuz? Anlatamam yani. Hayatımın ilk dersiydi o. Yani hani derler ya bir iş yapıyorsan doğru düz yap. Yani hani dikkatli yap. Ama nereden bilirsin? Yani paslı sen şerit metrede sıfır. Yani ben sanıyorum ki o elimi tuttuğum yer sıfır. Yani ilk defa şerit metrede orada böyle insanı yanılttığını gördüm. Hoeber sert bir adamdı. Yani bu benle olan şeyi çok şey değildi yani. Sonra neyse yani kendimi toparlamaya çalıştım. İşte arkadaşlarım bana yani bırakıp gidecektim. Ondan sonra dediler ki yok ya gitme Alper böyle şeyler olabilir falan filan. Bakma sen dediler. Sonra Avusturyalılar geldi. Orada hocalar var. Onlar özür diledi. Onun adına yani sana kötü davranıldı falan farkındayız. Ben dedim yani bilemiyorum ki ya paslı şey yani. Ondan sonra tabii döşemeyi o şekilde yaptık. İpleri çektik. Şu anda gidersiniz Efes'te Selçuk Kütüphanesi'nin döşemesi hikayesi budur yani. O şekilde yapılmış bir döşeme vardır. Onu anlatmak istedim. Yani giriş olarak şimdi sorulara ve diğer hikayelere geçebiliriz.
Hocam çok güzel bir anınızdı. Gerçekten sizin için belki kötü geçmiş olabilir ama biz şu an gerçekten hepimiz bence eğlendik. Ben kötü bir anıyla yani. başlayacağımı söyledim. Hani biz böyle kötü diye başlayınca hani böyle üzüleceğiz falan diye bekliyordum ben en azından. Hayır, sizin açınızdan yani şimdi şunu söyleyeyim. O zamanlar çok sertti. Mimarlık da çok sertti. Yani şimdi yani bu tarz mobbingleri falan yani çok görmezsiniz yani şu anda. Evet, kesinlikle. Ama yani bence yani benim naçizane fikrim hocam, yani her şeye rağmen yani bir kere, iki kere, üç kere gittiniz ve gene her şeye rağmen o 40 santimlik paya rağmen işin sonuna kadar yapmış olmanız. Ama gel, benimle gelmese ben yapamıyordum işi. Benimle geldi yani evet. Adam. Ve adam biliyor bunu yani bu şeyi de yani pas hikayesinde bence biliyor yani. Ha bunu niçin yaptılar? Yani buradan ben bir şüphe şeyine girmek istemiyorum. Adam o şerit metri biliyordu. O şerit metrideki hatayı da biliyordu. Sonra bizim aramızda zaten Avusturyalılarla biraz sıkıntılar çıktı. Yani o bize ikinci sınıf mimar veya ikinci sınıf öğrenci muamelesi çekmeye başladılar. Yani bu maalesef oluyor yani şeylerde. O yüzden biz de onlarla bayağı şey yaptık. Ama mesela Çerçöp'ten maket yaptık. Biraz önce İlknur söyledi ya. Yani Necat bir maket yaptı. Orada bulunduğu çöplerden maket yaptı. Yani bu denli de yaratıcıydık yani. Ne bileyim bilmiyorum. Bir şeyler ya yani insan bir şeyler öğreniyor. Bunun bana getirdiği şey de yani bir şeyi bir işi ciddi ele alacaksın. Böyle yani tutarak değil yani bir yerinden tutarak değil. O da adam da bana onu öğretti. Sert bir adamdı. Çünkü bu adam aynı zamanda Avusturya eskrim takımından bir adamdı bu mimar. Ve burası da bıçak yarası vardı. Ha biliyorsunuz ya şey kılıç epe flora yani bir sürü şey vardır. Öyle sert bir adamdı yani. Daha sonra bir işçiyle takıştı bu. Bir elektrik teknisyeni. İşçi daha doğrusu. İşçi de şeyde çalışıyor. Dördüncü katta taşları yerine yerleştirirken işçiye böyle bağırmış bana bağırdığı gibi. Yukarı bağırmış. Adam yukarıdan aşağı koca çekici atmış. Hoeber şöyle bir yana savrulmuş. Az kalsın kafasına geliyormuş yani. Böyle olaylar var. Yani şantiye değil bir sürü olay yani. Böyle olaylar oldu. Biz onu şahidiz yani. Şantiyedeki insanlar da çok sevmiyormuş o zaman o mimarı. Yani şöyle çok sert olduğu için de dünyanın yani en iyi restorasyonlarını yaptı. Yani. Bu sertlikle yaptı yani. Hocam ikinci sınıf muamele gördük demiştiniz. Bunun sebebi neydi? Yani şimdi biz istiyorduk ki bütün taşlarda, taşların bağlantılarında yukarı çıkıp işte o hem araldeti kullanmak hem düberle bazı demir kısımları kesmek, taşları birbirine yapıştırmak, yerleştirmek ve bu şantiye organizasyonun içinde bulunmaktı. Ama bu genellikle Avusturyalı öğrencileri ve mimarları oraya çıkartıyordu. Bize de aşağıda Agora'da ufak eftik işler veriyordu yani. Yani bizi, ki misafir olan onlar değil mi hocam? Yani bizi şeye katmıyordu. Bir know-how vardı orada. Bir yani yapılan bir inovasyon vardı. O inovasyonu içine katmıyorlardı. Yani böyle sonucunda nasıl bir çalışma çıktı ortaya peki? Yani tabii ki çok iyi bir çalışma çıktı. Dünyanın en iyi restorasyonlarından bir tanesi Celsus Kütüphanesi Efes'te. Yani bütün Avusturyalı inşaat firmaları da arkasındaydı. Bir inovasyon vardı. İyi bir mimar. Yani ki ben onu reddedemem. Yani çok sert olmasının yanında çok iyi bir mimar. İşini iyi bilen bir mimar. Yani bütün bir kış sonbaharda bizim yaptığımız yani çizimleri ve taş çizimini alır. Bir puzzle gibi bunları şeye koyar. Bir puzzle gibi çözer. Taşları yan yana koyar, numaralandırır. Ondan sonra o taşları numaralandıktan sonra bu taşların birbiriyle olan bağlantı tekniklerini gözden geçirir.
bir ana structure oluşturur. O structure'ı işte inşaat mühendisleri tartışır. Yani bunları ben niçin söylüyorum? Biz bunları öğrendik ama adam bunlara bunları bizi yapmaya fırsat vermedi yani. Bizi kullandı kısacası. Ondan sonra Türkleri kullandı diyelim. Hem de bu yani bizler de seçme kişilerdik yani. Hani herkes belli bir şeyden gelmiş. Ondan sonra böyle kendisinin emrinde asker gibi çalışan, yaratıcılık nosyonu olmayan adamları da bizim üstümüze çıkarttı işlerde. Tabii belli bir noktaya kadar çalıştık. Ondan sonra bir daha çağırdığında biz gitmedik yani. Yani iş çıkarttı adam. İyi işler çıkarttı. Şimdi gidip gördüğünüzde hatta hemen bağlı şeyden de internetten de görebilirsiniz. Yani şey değil. Ama kötü davranıyordu. Sonra şey yaptı. Yani bu kötü davranışını silmek için bir takım geziler falan düzenledi. İşte bizi biraz o şey yaptı. Yani eylemeye çalıştı. Ama çok iyi arkadaşlıklarımız oldu. Yani şey biz kendi aramızda. Bizim ülkemizin mimarlarında da bu şekilde tavırlar ortaya çıkıyor mu? Yani işler içinde. Yani şimdi şöyle çok iyi mimarlar biraz kaprisli olurlar diye düşünüyorum yani. Ama Orta Avrupa mimarlarında bunu hissediyorum ben. Yani Orta Avrupa, yani Almanya, Avusturya, İsviçre. Yani biraz fazla burunları havada oluyor ve sert olabiliyorlar. Yani ülkeyi ben bunu konuşamam. Çok iyi mimarlar da var. Çok yumuşak karakterli mimarlar da var. Yani ama genellikle bu konstrüksiyon yani yapıyla uğraşan insanlar biraz sert oluyorlar. Yani şantiye hani şefleri dahil yani patavatsız ne söylediğini bilmeyen yani lafın nereye gittiğini pek tahmin edemiyor. Yani o yapıcılarda bu var biraz. Hocam belki şeyden kaynaklıdır. Hani şantiyede çalışan insanlar evet. Bazen böyle laf anlamayan evet. İnsanlar evet. Olabiliyorlar. Evet. Evet. Belki çok, ondan çok doğru. Çok öyle doğru. Bir yani, şeye evrilmiş olabilirler. Şantiyenin bir hiyerarşik yapısı var. O hiyerarşi evet. Onları biraz böyle şey yapıyor. Yani hiyerarşi demek sorumluluk demek. Onları biraz böyle hafif yollu mekanikleştiriyor. Kesinlikle. Onlar da belki o ortama adapte olmak üzere davranıyor tabii, olabilirler. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben başka bir soru sorabilir miyim? Tabii tabii buyurun. Hakkında konuşalım bittiyse. Ben şeyi merak ediyorum hocam. Şimdi pandeminin hayatımıza kattıklarını önceki dönemki projemizde az çok biz yapmaya çalışmıştık ama yani sizden proje almayan arkadaşlarımız olarak onlara ya pandeminin mimarlığa veyahut da işte tasarım yani mimarlık ve tasarım fakültesi öğrencilerimizin hep beraber burada olduğunu bildiğim için hayatımıza nasıl bir etkileri olacak hocam bu dönemden sonrası nasıl bir değişiklikler gerçekleşecek sizce? Yani bir kere sosyopsikolojik açıdan bazı sıkıntılar oluşturacak. Yani eskisi gibi insanlar birbirleriyle çok yakın temasta olmayacaklar. Yani o hani bir laf vardır konuşma sırasında kanka diyoruz ya o kanka lafı biraz o pek olmayacak gibi gözüküyor. Yani dersler açısından düşünürsek ben yani stüdyolar çok fazla etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani bize stüdyolardaki sistem bence aynen devam edecek. Ama bence öğrencinin üniversitedeki yaşamı açısından bazı sıkıntılar olabilir. Yani zaten yani bilgisayar eğitimi kişiyi birbirine ayırmıştı. Pandemi biraz daha ayıracak gibi gözüküyor. Çünkü ben sadece COVID-19'un yani COVID-19'dan sonra başka sıkıntılar da çıkabilir yani diye düşünüyorum. Yani bu bulaş meselesinin bittiğini düşünmüyorum ama dünya bu şeyi geçecektir ama üniversite açısından özellikle öğrencinin sosyal ortamlar açısından eskisi gibi daha yoğun ve kalabalık neşe içinde geçen o rekreatif alanlarda öğrenciler biraz daha birbirine daha soğuk davranabilirler diye düşünüyorum.
Katılıyorum hocam. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan arkadaşlarımız varsa mikrofonlarını açıp her zaman sorabilirler bu arada. Onu eklemeyi unuttuk. Chat'ten de sorabilirsiniz. Rahat şey yapmak istemiyorsanız. Hocam peki yani ofis işleri bu süreçten nasıl etkilendi? Orada durumlar nasıl? Şimdi ofislerde şöyle bir durum var. Yani Türkiye'nin belli başlı iyi ofislerinde bir yani azaltma meseleleri var. Yani şey meseleleri var. Fakat benim öğrencilerimden bir tanesi, Özyeğin Üniversitesi'nden mezun öğrencilerimden bir tanesi Avrupa'da bir büroya başvurdu. Mesela oradan kabul aldı Avrupa'da bir bürodan. Şu söylemek istediğim şu var. Yani Türkiye'de aklınıza gelen belli başlı mimarların ofislerinde %50'ye yakın, %60'a yakın bir personel kesintisi oldu. Biz bunu bu sene mimarlık ödüllerinde ben jüri üyesiydim. Orada gördüm. Yani çok fazla eserle karşılaşamadık. Bazı alanlarda hemen hemen çok az eser vardı. Bunlardan bir tanesi yapı. Yani bitmiş bina türünde, yapı ve restorasyon türünde ödül vermek isteyeceğimiz bina sayısında bir azalma, bayağı ciddi bir azalma söz konusuydu. Şimdi mimarlıkta şöyle bir sıkıntı var. Yani her sene 4000-5000 civarında bir mimar mezun ediyoruz Türkiye'de. Bu çok büyük bir rakam. Bu gittikçe artıyor. Ve bizim yani mevcut mimar sayımız gittikçe yükseliyor. Şu anda Türkiye'deki mimar sayısı halen yani Avrupa ortalamasının aşağısında. Yani bu şu demek, Türkiye'de halen mimara ihtiyaç var anlamına geliyor. Ama çok fazla mimarlık okulu var Türkiye'de. Yani bu açığın kapanacağını sanıyorum. Bir de bu mimarlık okulları arasında dengesizlikler var. Yani iki tane, üç tane hocanın olduğu okullar var. Yani 100 tane hocanın okulu olduğu okullar var. Böyle bir dengesizlikler var. Bu da tabii şeyde akreditasyonda çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Yani özellikle imza meselesinde, yani mimarların imza konusunda. Yani ben şu anda İstanbul Mimarlar Odası 2. başkanıyım. Yani biz yani yani ben şahsen şeye inanıyorum, yani okul bittikten sonra tekrar bir aynı Amerika'daki, İngiltere'deki olduğu gibi tekrar yeni baştan demeyeyim, yani mevcut çalışma sistemiyle yeni bir yani meslek profesyonelliğinde bir sınava inanıyorum. Yani tıpta uzmanlık gibi, yani mimarlıkta da, yani Amerika'da ve İngiltere'de tekrar bir sınav vardır biliyorsunuz okul bittikten sonra. Evet hocam, peki bu konuda herhangi bir çalışma? Biz çalışma yapıyoruz da bize tepkiler de var. Yani kendi içimizde tepkiler var. Yani mevcut mimarlardan tepkiler var. Yani sınava mı gireceğiz? Biz de diyoruz ki yani sınava girmeye gerek yok. Yani bir puanlama sistemi de olabilir. Yani puanlama sistemine göre yapılan işleri sen getirirsin, hani ispat edersin. O puanlama sistemine göre biz sana imza verme yetkisi verebiliriz veya veremeyiz. Yani biz şimdi mezun mimar sayısının çoğalmasıyla ve okulların akredite olmamasından dolayı bu yani nüfusu ya bu inşaat sektörü kaldıramaz. Yani 2-4 ya da şöyle bir durum olacak. Yani hani bu işi bir başka kapısı daha var. Onu söylemek istiyorum. Geçen derste, yani bir yüksek lisans dersinde bu hafta anlattım. Yani 1997 yılında Amerikan Mimarlar Örgütü bir araştırma yapıyor. Mimari ofislerle ilgili. Bir mimari ofislerin %50'sinin dizayn yaptığını, %50'sinin dizayn yapmadığını görüyor. 1997, ki bayağı önce, yani yaklaşık olarak 23 sene önce yapmışlar. Orada bakıyorlar ki dizayn yapmayan mimarlık ofisleri tamamen binalarla ilgili, yani raporlama, enerji harcaması,
bakım onarım masrafları. Yani biz buna POE diyoruz. Post Occupancy Evaluation yapıyorlar. Yani kullanım sonrası değerlendirme yapıyorlar. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Yani acaba yani her mimari firma dizayn yapmak zorunda mı? Ben bundan yaklaşık bir 6 sene önce bir bizim o zaman Teknik Üniversitesi'ydim. Teknik Üniversitesi'den mezun bir mimarla karşılaştım. Ondan sonra ne yapıyorsun dedim. Hocam ben taş satıyorum dedi. Yani başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yani ne yapıyorsun? Taş satmak ne demek? Ben dedi hocam şu taşı dedi ben satıyorum dedi. Bunu madenden çıkartıyoruz dedi. Bunu dedim işte bunun üretimi var dedi. Malzeme dersleri yani bizim teknik üniversitede yani eğer bütün dersi 100 derseniz malzeme dersi bizim %8 gibidir yani. Hani yapı malzemesi 1, yapı malzemesi 2, yapı malzemesi 3, yapı malzemesi 4 diyelim yani. İşte toptalde 12 saatlik bir yani 4 çarpı 16 saatlik, 3 çarpı 4, 12 saatlik bir iş şey yani grup. Yani bir tek dedi yani okulun, yani muhtemelen okulda her ders faydalı olmuştur da ben buradan para kazanıyorum dedi. Sonra çok para kazandı bu taş işinden yani. Granit çıkartıyorlardı. Onu pazarlıyordu. Ve mimardı çocuk yani. İTÜ'yü bitirmiş bir mimardı. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Şu noktadayım. Yani iş bu kadar sıkışıksa eğer ofisler ve yani ofislerde yani sıkışma ve şey yer bulunamıyorsa o zaman bence yine mimarlık içerisinde yani yeni bir mecra yaratarak yine mimarlık içinde kalarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yani bu malzeme olabilir, yapı elemanı olabilir, binanın enerjisi olabilir. Etrafa bakmak lazım galiba hocam. Değil evet, mi? Evet yani biz kendi mecramız içerisinde yaratıcı olmak zorundayız. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani mesela benim çok iyi öğrencilerimden bir tanesi geçen sene Özyeğin Üniversitesi'ne geldi ve Özyeğin Üniversitesi'nde öğrenci olmadı. Geldi Özyeğin içerisindeki bir şirkette bir enerji şirketi var. Bir teknokent gibi çalışan enerji şirketinde. Bu çocuk mimar, akıllı bir çocuk. Bu çocuk şey aldı yani tamamen burada bir enerjiyle ilgili bir firmada çalıştı. Ki enerji firmasının sahipleri makine mühendisleri. Bizim Özü X'te yeri vardı. Orada çalıştı. Sonra Zaha Hadid öldükten sonra Zaha Hadid bu enerji işlerine de girdi. Zaha Hadid'in ofisi, Londra ofisi. Buna iş teklif etti. Gel bizle çalış dediler yani. Şimdi ben bunu bir sürü örnek verebilirim. Yani dolayısıyla yani mesela onu gördüğümde biraz şaşırmıştım. Hocam ben bu işleri yapıyorum ama çok zevk alıyorum. Böyle bir fırsat geldi bana da. Hemen git dedim ben. Atla git. Yani. Biraz yani bizim skopumuzu hani yani mimar evet tasarım yapar. Mimar proje yapar. Mimar bina yapar. Doğru ama yani çok insan da bunu yapıyor açıkçası şu anda. Yani bir de o var yani şimdi. Peki başka ne yapar dediğimizde ona biraz o tarafa biraz yani bunun içerisinde bilgisayar yazılımlar yeni yani mesela BIM denen Building Information Modeling denen bir olay var. Yani hepimiz kendimizi biraz bu noktaları çekerek buraları öğrenmemiz gerekiyor. Yani biraz mimarlığı böyle 19. 20. yüzyılın veya 21. yüzyılın yani böyle klasik standart tarafından değil de biraz daha günün gerçekleri ve eksikleri tarafından götürmekte yarar var diye düşünüyorum. Çünkü yani hocam teknoloji de ilerledikçe aslında sivrilebileceğimiz yani üzerine profesyonelleşebileceğimiz evet. alan sayısı artıyor. Evet. Ve buna bağlı olarak aslında o alanda çalışan kişi ihtiyacı da artıyor galiba. Kesinlikle. Yani iki yönde de insana ihtiyaç var. Bir ileri düzeyde bilişim teknolojisini kullanan insana da ihtiyaç oluyor. İkincisi de geleneksel yani sanat ağırlıklı sektörü de içerisinde olan insan aradaki adama çok ihtiyaç olmuyor. Yani ya çok ilkel ya çok gelişmiş. Yani iki tür insana ihtiyacımız var. Yani sanatın bir bilişimle ilgili
kısmı çok yoğun, bilişim kısmı. Bir de sanatın gerçekten sanat olduğu, yani kumaş baskıdan serigrafiye, serigrafiden taş baskıya, taş baskıdan seramike, seramikten yani serbest el çizimlerine veya illüstrasyonlara varan kısmına da ihtiyacımız var. Çünkü ortada böyle her şeyi bilen, her şeyi yapan, oradan çok insan var, orada çok insan var. Merhaba hocam, ben bir şey sorabilir miyim? Evet Mertcan, merhaba hocam. Hocam benim de son senem bu sene, bildiğiniz gibi. Mimarlıktan sonra yüksek lisans yapmanın yani ne gibi getirisi olabilir? Yani bir evet. alanda uzmanlaşmak mı gerekir, yoksa sektöre girdikten sonra mı sektörün götürdüğü yöne doğru gitmek mi gerekir? O konuda evet, biraz güzel bir sual. Şimdi Türkiye'de master biraz boşluktan da yapılıyor gibi. Yani öğrenciler hemen iş bulamıyorlar, istedikleri işi bulamıyorlar, istedikleri yani yörüngeyi bulamıyorlar ve öyle olmasındansa ben bir iki sene daha hani kalayım, şu master'ı da bitireyim diyor ve yani bu nedenle master yapanlar da var. Bir de öğrencilerin bir kısmı yani lisans eğitimini yeterli bulmuyor. Ya bunun üzerine ben ne koyabilirim? Yani en azından bir konuda uzmanlaşayım diye master yapanlar var. Bir de gerçekten master'ı bir eşik olarak görüp işte arkasından doktora, doçentlik diye akademik olarak gitmek isteyenler var. Yani dolayısıyla 3 kanaldan öğrenci buralara geliyor. Ve master'da çok ciddi talepler var yani Türkiye'de. Dolayısıyla şimdiden yani notlarınızın, o not ortalamanızın yüksek olmasını, en azından 2,5'un üstünde olmasını şu anda, kesinlikle 2,5'un üstünde olmasını tavsiye ederim. Şimdi bazı branşlar gerçekten uzmanlık sağlayabiliyor. Yani bunlardan bir tanesi restorasyon, bunlardan bir tanesi fiziksel çevre kontrolü, yani enerji veya bunlardan bir tanesi yapı malzemesi. Yani bu konuda çok fazla master yok yapı malzemesi konusunda. Hocam, lafınızı bölüyorum ama restorasyon üzerine özellikle ben çok yapmak istiyorum yüksek lisansı. Ondan sonra işte doktorasına falan devam etmeyi çok isterim de. Yani konuşmanızı bitirdikten sonra acaba birazcık da hani yüksek lisansa girmeden önce onu okumak istiyorsak neler yapmamız gerekir? CV'mize tamam, güzel görünür diye. Olur İlayda. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Rotamızı yurt dışına doğru oluşturmak istiyorsak hani nerelerden gitmemiz gerekir? Yani O zaman yani şöyle yapalım. İsterseniz Elif'in sorusuna cevap vereyim. Sonra İlayda'ya döneyim. Öyle mi yapalım? Ne dersiniz? Tabii. Nasıl isterseniz hocam. Hiç sıkıntı yok. Şimdi yani öncelikle yani dolayısıyla bazı uzmanlık alanlarında bunlardan bir tanesi proje yönetimi çocuklar. Project management. Bu çok önemli bir branş. Yani burası da bence uzmanlık sağlayabiliyor. Çünkü project management yapan ofisler var Türkiye'de ve onların da adama ihtiyaçları oluyor çok fazla. Bunları ben bu şekilde, bunun dışında tabii başka uzmanlık alanları da var. Dolayısıyla Mertcan'ın sorusuna yani uzmanlaşma olursa piyasada, ama o uzmanlığa bağlı olarak iş bulmanız daha doğru ve daha şey olabilir. Böyle bir uzmanlaşma sistemi Türkiye'de var. Yani sadece restorasyon yapan ofisler, sadece project management yapan ofisler gibi yani diyelim. Şimdi diğer bir soru, isterseniz Elif Ece'nin sorduğu soru. Yani yurt dışında master yapılabilir, fakat bana göre her yerde yapılmaz. Yani her ülkede de bana göre yapılmaz. Yani ben de tam olarak onu merak ediyorum. Yani şimdi ben benim söyleyeceğim yani ciddi master yani kursları olan ülkeler bence biraz daha farklı. Yani öğrencinin kafasındaki ülkelerden biraz daha farklı. Yani siz bana sorsanız nerede yapardınız diye
sorsanız ben Uzak Doğu'da Japonya, Kore ve Çin'de yapardım. Avrupa'da İsveç'te, Hollanda'da, İngiltere'de yapardım. Bazı üniversite ismi verebilir misiniz hocam peki? Yani Avrupa'da çok değerli okullar var. Yani bunlardan bir tanesi Hollanda Delft. Yine Hollanda'da son zaman Eindhoven, İsveç'te KTH yani Stockholm'de, İngiltere'de pek çok okul yani Bartlett School of Architecture, UCL yani dahil olmak üzere Cambridge, Oxford bunlar. Konuşmaya yani konuşur aklıma gelenler ve pek çok İngiltere'de okul yani Strathclyde, Newcastle yani bunlar hepsi İngiltere'nin okulları ama bana İtalya dersiniz dururum, İspanya dersiniz dururum, Portekiz dersiniz dururum, Fransa dersiniz dururum yani buralardan yani Fransa'da urbanizm adına iyi araştırmalar çıkabilir. İtalya'da belki bazı konularda çıkabilir ama yani hiçbirisi bizim yani burada verdiğimiz eğitim sisteminin devamı olacak nitelikte okullar değiller. Hele İtalya son derece düşük kalite yani. Peki hocam Amerika ve Kanada hakkında düşünüyorsunuz? Amerika Kanada bir numara en iyi yani en iyi okullar orada yani ya şuna bakacaksınız çocuklar. Eğer bir okulun master ve doktora programları varsa ve bunlar yeterli hocasıyla donanmışsa bu okullar iyi okullardır. Yani Amerika'da doktora programı veya master programı ya yani doktora programı yoksa veya sadece master programı yani varsa yani doktora programı varsa o okula gidilir. Yani her şeyden önce onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü Amerika'da çok okul var. Yani yine çok okul var derken yine 10-15 tane diyeceğim. Yani çok da böyle yüzlerce yok yani. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Japonya, Çin, Avrupa'ya geldiğinizde de Hollanda, İngiltere, Danimarka, İsveç ve Norveç. Belki Finlandiya. Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Teşekkürler hocam. Evet, evet Esma. Şimdi siz doktoradan, master'dan bahsettiniz ama ben de genel olarak hani yaşamımı orada devam ettirip işimi yapmak için iç mimarlık ve tasarım fakültesindenim ben. Bölümündenim pardon. Tamam. Hangi ülkeyi ön ağırlıklı önerirsiniz diye soracaktım. Avrupa ülkesi daha çok tercih. Vallahi iç mimar olarak ben İtalya'yı size tavsiye edeceğim yani. Bu işte en iyi yer İtalya. Ama mimarlığın research tarafına baktığımızda İtalya değil. Yani bizim mimarlıkta değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani İtalyan mimarları çok iyi mimarlar. Çok beğeniyorum. Yani idollerim var. Ama iş biz şeyden bahsediyoruz. Yani postgraduate'den bahsediyoruz. Yani mezuniyet sonrası eğitimden bahsediyoruz. Ben bir iç mimar olsam benim yani yüksek master için gideceğim tek yer var İtalya. Ama ben bir mimar olsam benim gideceğim yani master yapacaksam gideceğim yani yerlerden bir tanesi Hollanda yani diye düşünüyorum yani. Yani mimarlıkta biraz içinde teknik alanlar ve mühendislik olduğu için dikkatinizi çekerim. Yani Delft, Hollanda ve Japonya başı çeker yani. Başı çeker bunlar. Çünkü enerji, deprem, sismik dizayn. Ondan sonra teknolojik yani bizi mimarlığı çok etkiliyor teknolojik aspektler. Yani her şeyi yapamıyoruz öyle. Yani yapabileceğimiz şeyler var ve yaratıcılığımız bizim kısıtların içerisinde oluşuyor. Kısıtlı bir alan içerisinde oluşuyor bizim. Dolayısıyla mimarlar iç mimarlar kadar daha rahat değiller yani. Sıkıntılı bir meslek mimarlık. Şey açısından söylüyorum. Yani baskı altındayız biz. Yani neler? Regülasyonlar, kurallar, yükler, yük dediğim yani bina yükleri bir sürü şey var.
Yani iç mimarlık bizden çok daha rahatlar yani her şey her konuda. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. İtalya tabii sizin için en doğru yer bence. Hocam peki çalışmak için? Valla benim mesela öğrencim Danimarka'dan, Özyeğin'den mezun bir öğrencim Danimarka'dan teklif aldı. Ve ben bir mesela geçen senelerde de bir öğrencim dedim ki Herzog de Meuron'a yazsana dedim. Herzog de Meuron bir İsviçre firması. Yazdı şak diye gel dedi. Yani, tamam düşük bir ücret ama gel dedi gitti. Şimdi söylemek istediğim her yer olabilir. Ama tabii ki Orta Avrupa ülkeleri Almanya, İsviçre, Avusturya pek değil ama Almanya, İsviçre. Ağırlıklı olarak bazen Hollanda, Türkiye'den mimar alıyor. Yani özellikle Almanya alıyor. Yani bence, hocam, evet duyuyorum. Ay affedersin sözünüzü kestim, siz devam edin. Yani daha doğrusu şunu söyleyeyim, yani sevgili arkadaşlar yazın yani bir mail, ben çalışmak istiyorum. Portfolyonuzu göndereceksiniz tabii. İyi bir portfolyo yapın. Portfolyoyu kendinize göre yapmayın. Portfolyoyu dışarıdaki insanlara göre yapın ve kaliteli adamlara göre yapın. Yani ben sevdiğim için onları buraya koydum. Öyle portfolyo olmaz. Sizin için değil o portfolyo. O başkasının için. Onun dizaynına dikkat edin. Olur mu? Evet, Yağmur soru vardı galiba. Hocam az önce bahsettiğiniz öğrencinin yaptığı şey Türkiye'ye döndüğünde onu da yani... şöyle söyleyeyim. Türkiye'de girmek istediği bir kurum var diyelim ve kabul almıyor. Yurt dışında düşük ücretli bir yerde bir deneyim kazandıktan sonra bir sene iki sene kadar Türkiye'ye döndüğünde ne gibi getirileri oluyor onun buna? Hiç böyle bir öğrenciniz oldu mu? Deneyimlediniz mi? Gözlemlediniz mi? Bunu merak ediyorum. Yani düşük ücretli de olsa gidelim mi yurt dışına? Yurt dışı deneyimi vallahi gerçekten ben, önemli. Bence gidin. Bence gidin. Yani eskiden Zaha Hadid bürosuna bir dönem ben böyle duydum yani çok düşük ücret veriyordu. Yani bir dönem Zaha Hadid 600 dolar mı 700 dolar mı ne veriyordu oradaki çalışan genç mimarlara veya öğrencilere çok düşüktü. O mertebedeydi. Ya bir dönemde ben bazı mimarların para aldığını biliyorum yani gelenlerden. Ya böyle bir o bence o kabul edilmez. O bence saçma bir şey de. Para almak derken hocam nasıl yani? Ya işte çok garip yani adamın şeyine para veriyorsun yani çalışmak için. Evet. Ha yani lütfen çalışayım sizin yerinizde. Aynen öyle. Yani ya okul gibi düşünebilirsiniz. Hani adam orada okul gibi düşünüyor orayı. Öyle şey yapıyor. Bir de üstüne gelenlerden yani adamın şeyi dolmuş vaziyette kapasitesi. Herhalde yani böyle duydum. Ama Zaha'nın çok düşük bir para verdiğini biliyorum. Benim tanıdığım öğrencim de yani 1500 euro teklifi aldı. Ve yani 1500 euroyu da beğenmedi. Haklı olabilir çünkü yani 1500 euro buranın 1500 TL'si gibi bir şey. Şimdi soruya gelince yani bence yurt dışında çalışmanın getirileri yine yurt dışındaki konjonktür için geçerli. Yani ben yurt dışında çalışayım, 3 sene 4 sene çalışayım sonra geleyim burada atıyorum şuraya gireyim. Beni hemen havada kaparlar. Yok sanmıyorum. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü Türkiye'de de bir devinim var. Yani hani orada bir devinim varsa, orada bir devinim gidiyorsa Türkiye'de de kendi içinde konjonktürel devinimleri var. Burada da bir eliminasyon var. Burada da birileri bir yere geçiyor. Hatta Türkçe'de bir laf vardır. Tekkeyi bekleyen çorbasını içer. Yani Türkiye'de kalmışsın. Sen burada 8 senedir buradasın. Ondan sonra iyi kötü bir sektör içerisinde bir yerlere çalışıyorsun. Adam paraşütle gelecek. Ben Amerika'da 5 sene çalıştım. Ben senin önüne geçeceğim. Yani Türkler de böyle bir şey kabul etmezler. Yani böyle bir şey yok. Yani her ülkenin kendine özgü deneyimsel yapıları var ve ona göre adam yetiştiriyor. Yani ben şimdiye kadar görmedim. Yani hani Hollanda'da 15 sene çalışınca Türkiye'de
20 sene çalışanın önüne gelir. Yok böyle bir şey. Öyle aptallar var ki yurt dışında çalışmış, hiçbir şey öğrenememiş. Yani mesela öyle durumlar da var. Mesela bir mimar abimiz vardı bizden, orada mezun. Oradan Amerika'dan emekli oldu. Bütün hayatı boyunca asansör mimarlığı yapmış. Asansörün boyutlarına göre projelerde asansörün boyutlarını, şaft genişliklerini ölçmüş. Şimdi bu adamın dizaynla ilgili ne gibi bir getirisi, ne gibi bir önceliği olabilir? Dolayısıyla ona da herkes dedi ki sen asansör mimarısın kardeşim, sen mimar değilsin. Aslında mimar yani, mezun ama Amerika böyle uzmanlaşmış bir ülke. Yani sadece asansörler konusunda uzman. Yani kaç kişi inecek, kaç kişi çıkacak, asansör hesapları, şaftın genişliği, şaftın büyüklüğü bilmem ne derken yani bu general design konusunda hiçbir şey değil, sıfır. Spesifik asansörde bir şey. Yani Yağmur, onun çok büyük getirisi olmaz. Onun size getirisi olur. Ve siz mesela gidersiniz, BİGİM bürosuna girersiniz Kopenhag'da. Orada 5 sene çalışırsınız. Oradan İsviçre'de bir firmaya atlarsınız. Oradan gidersiniz bir başka firmaya atlarsınız. Günün birinde yolunuz kesişir. Türkiye'de A tipi bir inşaat firmasının başına da sizi getirirler. O da olur tabii. Olmaz demiyorum. Yani hani hayat bu. Ama Türkiye'de öyle cinsler var ki Türkiye enteresan bir ülke. Yani Türkiye hiçbir zaman elinizin tersiyle bir kenar etmeyin. Türkiye dünyanın en önemli inşaat yapan ülkelerden bir tanesi. Birkaç tane ülkeden bir tanesi. Türkiye'yi yabana atmayın yani, ama yani az maaş da olsa bana bir teklif varsa 1000 euro ve 1500 euro civarında herhangi bir ünlü mimarın yanına hemen topuklar giderim. Hemen giderim yani. Hocam yani. Peki Türkiye'de kalırsak yüksek lisans için öneriniz var mı üniversite? Tabii ki var. Şöyle, tabii ki bölge bölge değişiyor diyeyim. Ankara ile başlayalım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni tavsiye ederim. Yüksek lisans açısından. Yani belki orada sosyal bilimlerde yapılacaksa Bilkent olabilir. Belki yani Bilkent olabilir diye düşünüyorum Ankara için. İzmir'de 9 Eylül olabilir. İzmir'de. Eskişehir'de iki üniversite var. Bir tanesi Anadolu Üniversitesi, bir tanesi Osman Gazi. Yani ikisi de olabilir. Çok güçlü değiller ama olabilir. Karadeniz'de neydi? KTÜ'yü önerebilirim. Güney'de Mersin Üniversitesi fena değil gibi gözüküyor. Ama biraz daha kent ağırlıklı, yani şehircilik ağırlıklı gidiyor. Başka aklıma gelmiyor Anadolu'da başka üniversite. Yani Konya falan çok iyi durumda değiller, yani Selçuk falan iyi durumda değiller. Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi konusunda. Yani çok iyi giriş yaptı üniversite şeyine. Yani çok hani yatırımla geldi ama bence o yatırımın getirdiği noktada değiller yani. Emin değilim, çok emin değilim yani. İstanbul'a gelince yine master doktor açısından konuştuğumuzda İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan'ın bazı branşları. Şimdi bu kayıda geçtiği için benim aleyhime de olabilir çocuklar, onu bilemiyorum yani. Yani vakıf üniversite içerisinde yani en iyisi yine Özyeğin bence. Özyeğin Üniversitesi. Hocam bazen şey duyuyoruz. Lisansınızı Özyeğin'de yapıyorsanız yükseğinizi aynı okulda yapmayın. Ya, sonuçta alacağınız bakış açısı değişsin gibi. Değil. Öyle bir şey. Yani şimdi bu aslında güzel bir sual. Yani bunu Amerikalılar çok yapıyorlar. Inbreeding diyorlar buna. Yani madem lisansı burada bitirdiysen şimdi o zaman yüksek lisansı hadi sen Kaliforniya'ya git diyor. İşte ya Türkiye böyle bir, yani Türkiye'de farklı yerlerde farklı enstitüler olsa veya enstitüleşmiş kurumlar olsa çok doğru.
böyle bir durum ama biz burada o durumda değiliz. Yani tabii ki İTÜ'den İTÜ diyorum. Özyeğin'den sonra hani bir mimar sınavına gidip orayı koklamak ilginç olabilir. Belki yani İTÜ'den gelip de Özyeğin'i koklamak da ilginç olabilir. Yani bu da ayrı bir şey. Fakat bizim master ve doktora programlarımız Türkiye'de genel olarak çok yetkin programlar olmadığı için bunu diyemem. Bir de burada benim lisanstan öğrencilerim var. Yüksek lisanstan pek öğrencim yok. Ama yani biz yüksek lisanstaki konularımız ve yani araştırma konularına bakış açımız lisans gibi hiç değil ki. Yani Özyeğin lisansında, undergraduate'inde anlatmadığımız bir sürü şey var yani biz. Anlatamayız da. Yani şimdi mezun olup bir an önce bürosunun başına veya işinin başına geçecek olan bir kişiye biz yani çok ağır bir konuda örneğin bilgi epistemolojisiyle ilgili konu anlatsam ne yazar, anlatmasam ne yazar? Yani dolayısıyla her şeyimizi veremiyoruz yani biz undergraduate'e. Undergraduate'de biz biraz sanki profesyonelce mesleğe adam yetiştirmek için uğraşıyoruz aslında ve bu arada bilgiyi de biraz süzerek veriyoruz undergraduate'de ama graduate öyle değil. Dolayısıyla Özyeğin'de yani mezun olmuş bir insanın Özyeğin'de master'a veya doktora gitmesinin bana göre hiçbir sakıncası yok. Nereye gidecek? Yani diğer okulların defolarını da biliyorum yani şimdi. Bilemiyorum. Bilemedim yani. Hocam peki yüksek lisans yapmadan meslekte kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Oradaki gelişim daha çok malzeme ve dizaynın tekrarı ve deneyimlenmesi, dizaynın deneyimlenmesi, malzeme bileşenleri, mühendislik ağırlıklı olacaktır. Yani tabii ki master ve doktoralı bir mimarın gelişimi çok daha hızlı olacaktır. Onları yapmayan bir mimardan çok daha hızlı yürüyecektir. Bugün bütün dünya mimarlarına, iyi mimarlarına bakarsınız muhakkak master ve doktoraları vardır. Yani dünyanın iyi mimarlarının master ve doktoraları vardır. Böyle bir gerçek var yani. Yani bakın CV'lerini göreceksiniz. Hocam ben de sorabilir miyim? Yani bırakın onu mesela Santiago Calatrava öncelikle mimardır ve doktorasını inşaat mühendisliği üstüne yapmıştır. Yani örnekleri var. Santiago Calatrava. Yani çok güzel bir örnek yani. Teşekkürler hocam. Yani bir de şunu söyleyeyim son olarak burayı kesme. Yani bir mimar isterse practice yapsın, practical bir mimar olsun, isterse akademik bir mimar olsun fark etmez. Yani üç aşağı beş yukarı felsefeden anlaması lazım. Yani o mimar kesinlikle felsefeyi biraz bilmesi lazım. Felsefeyi bilmeyen bir mimar, mimar değildir. Evet, İlknur. Hocam ben şey diye sormak istiyordum. Pandemi mezunu diye bir kavram doğar mı sizce? Yani doğabilir. Yani bu fakat bir şey var ki herkese eşit. Yani tıpta doktor olan için de pandemi aynı şey söz konusu. Mezuniyet açısından bakın. Ekonomist için de aynı şey söz konusu. Mimar için de aynı şey. Hukukçu için de aynı şey söz konusu. Yani belki hukuk fakültesinde hakimlik ve savcılık sınavı bunu gösterecek. Belki pandemi dönemindeki mezunlar yani kötü de olabilirler, iyi de olabilirler. Yani bence o sınavlar bence kendini gösterecek diye düşünüyorum. Ya tıpta uzmanlık sınavı da aynı şekilde. Tıpta uzmanlık sınavında bak yani pandemi döneminin performansını orada göreceğiz. Tıpta uzmanlık sınavında ve hukukta. Hocam aslında muhabbet biraz önce çok güzel bir yere geldi. Dediniz ki mimar yani bir mimar kesinlikle biraz felsefeden anlamalı, felsefe kesinlikle, bilmeli. Kesinlikle evet. Bunu belki biraz daha açmak ister misiniz hocam? Yani nasılıyla? Evet, çok basit. Evet, çok teşekkür ederim Yavuz. İsveç'ten bir kitap çıktı. Liselerde okutulan bir kitap. Sophie'nin Dünyası. Ya bir kere bu Sophie'nin Dünyası'nı
her mimarlık öğrencisinin, ki bu lise kitabı bu. Ben bu kitabı herkesin bir kere almasını istiyorum yani. Bu kitabı alıp bir okumasını istiyorum. Yani hayat hiçbir zaman 2x2=4 değil yani. Hayatın başka noktaları var. Yani çünkü mimarlar, üç meslek çok insan odaklı meslektir. Bunlardan bir tanesi tıp, ikincisi hukuk, üçüncüsü mimarlık. Ve dolayısıyla Avrupa Birliği bu üç mesleği ayrı tutar. Yani tıp, hukuk ve mimarlığı ayrı tutarlar. Yani bunların eğitim süreleri farklıdır. Yani bunların eğitim stratejileri farklıdır. Yani bizim karşımızda insanlar var, mimarların. Ya biz binaları kim için yapıyoruz? İnsanlar için yapıyoruz. Dolayısıyla yani felsefe bilmek zorundayız. Yani en azından bir Immanuel Kant'ı bilmek zorundayız. Bir Plato'yu bilmek zorundayız. Aristoteles'i bilmek zorundayız. Yani bunlarsız bir dünya olmaz. Yani bunlar dünyayı yönetmişler ve hala yönetiyorlar. Yani yarın öbürsü gün karşınıza bir müşteri çıktığında size istediği evle ilgili tercihlerini ortaya koyduğunda eğer felsefe yapıyorsa ve sizden öyle bir ev istiyorsa, siz o evi eğer felsefe bilmiyorsanız yapamazsınız. Yani hayat hiçbir zaman kolonları, perdeleri, mutfağın yerini, terasın yerini belirlemek ve doğru belirlemek değildir ki. Yani bizim temel problemimiz insanlardır. Yani insanlarla komünikasyondur. İnsanların derdini anlamaktır. İnsanların hayatını kolaylaştırmaktır. Yani üç meslek, doktorlar, hukukçular ve mimarlar çok farklıdır, özeldir bu üç meslek. Yani bütün meslek grupları bir tarafa, bu üçü bir tarafa. Onun için bunların eğitim süreleri fazladır. Dünyanın hiçbirinde 4 yıllık hukuk fakültesi yok. Her yerde 8 sene. 4+4. Bizde 4 sene. Yani 4 sene ne olacak? Yani tıp fakültesi 6 sene. Dünyanın hiçbirinde 4 yıllık mimarlık okulu yok. Her yerde 5 sene. Bizde 4 sene. O da yanlış. Oğlum, yani ben 5 yıllık mezunum yani. 5 yıllık mezunlardanım. Yani 5 yıllık mezunum. Yani 5 yıllık müfredat çok değişik bir müfredattır. Yani zengindir. Çok zengin bir müfredattır. Yani biliyorsunuz 3+2 Avrupa'da. Yani 5 yıl mimarlık. Hocam ben küçük bir soru soracağım. Daha önce konuştuğumuz konu hakkında birazcık daha aslında. Bu portfolyo konusunda. Hani bu tarz her, yani iş hayatına girmek için de birazcık yüksek lisansa da kabul almak için de bu portfolyomuzun iyi olması gerekiyor. Sizler de bahsettiniz ki vurucu olması gerekiyor diye. Bunu biz nasıl sağlayabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şöyle portfolyo örnekleri var. Bir kere onları iyi inceleyin. Yani boyutlarından kullanılan renklere kadar ve bence bütün projeleri tekrar elden geçirin portfolyo hazırlarken. Yani buna bir yaklaşık bir ay falan bir süre tanıyın kendinize. Yani portfolyonuzu tekrar yeni baştan toparlayın. Ve portfolyo örneklerine bakın. Yani üniversitelerde bizlerde vardı aslında ama yani çok iyi portfolyo yapan öğrencilerimiz de var. Bazen portfolyolar çok portfolyolar gördüğüm temel şeyler, yani öğrenciler bana gösteriyorlar, mezun olan öğrenciler portfolyolarını. Ben ona göre comment verebiliyordum. Yani şu an bu ortamda da yine verebiliyorum da. Çok karışık olmasın, sade olsun ama yani dediğim gibi portfolyo design diye bir şey var. Aslında normalde bazı üniversitelerde, bazı mimar fakültelerinde son sene bir portfolyo design diye bir seçme ders koyuyorlar. Bence çok faydalı bir ders. Böyle bir seçme dersi olmalı diye düşünüyorum yani. Okula döndüğümde bunu önereceğim yani dekanlığa. Aslında hocam, çok güzel hocam örnek gibi oldu ama Yaşam ben, merhaba. Evet, merhaba Yaşam, merhaba. İç mimarlık kıta veriliyor İNAR 315. Olabilir. Ama mimarlara ne yazık ki açık değil. Yani İngilizce mimarlık fakültesi öğrencilerine. Anladım. Niye? Yani şu
Böyle bir durum da var. Yani portfolyoya öğrenci veya mimar bir sürü şey koyuyor. Yani portfolyoda projeyi anlayamıyorsunuz yani gibi. Yani bir yani sadeleştirmelerinden renk seçimlerine kadar boyutlara yani boyut da çok önemli. Boyuta kadar galiba böyle bir ders olması lazım. Biraz dikkat portfolyolara yani. Portfolyoları hazırlarken projeleri sonuçta teslim ederken böyle aceleye gelen bazı noktalarda değiştirmemiz, düzeltmek. Küçük noktaları projelerde evet. Değiştirmek gibi bahçede mesela peyzaj tasarımında. Tabii yani o tip değişimler olabilir. Yalnız bir kısım da portfolyoya portfolyonun künyesine yani gerekli isimleri falan koymuyor. Sanki projeyi kendisi yapmış gibi koyuyor. Halbuki herkes bu projeyi kimde yaptı, hangi okulda yaptı, kiminle yaptı falan gibi böyle şeyleri merak yani ediyor. Onları göremeyince orada bir bozulma oluyor yani şey tarafında, yani alacak olan insan tarafında. Yani biraz real olması lazım, gerçekçi olması lazım ve bence doğru ve dürüst olması gerekiyor. Bir diğer konu da mesela bunu gördüm ben. Master veya doktora başvuruyor. Atıyorum Tabanlıoğlu'nun bürosunda çalışmış bir kişi. Sanki Tabanlıoğlu'nda kendisi yapmış gibi, yani proje müellifiymiş gibi projeleri getiriyor. Yani bu böyle bir takım şeylerden sakınmak lazım. Yani neyse osunuz. Yani onun getirdiği ama şey deyip toparlayabilirsiniz. Yani hani eksiklerinizi, kötü çizimleri toparlama şansınız var. Onu şey menşesi doğru olduktan sonra, künyesi doğru olduktan sonra çok önemli değil şey. Bir takım değişimler yapmak çok kötü değil bence. O güzel bir şey. Sizce peki yanlış olur mu? Özür dilerim belki. Sizce peki yok, yanlış tabii olur sorabilirsin, mu? Sorabilirsin. Şey... dördüncü sınıfı bitirdikten sonra diyelim ki mezun olduk. İkinci sınıfta yaptığım güzel bir proje. Yüksek notla geçmiş. Portfolyomu koymak istiyorum. İşte onu koyarken dördüncü sınıfın bilgileriyle bu projeyi değiştirmek veya iyileştirmek sizce... Şimdi projeyi iyileştirmekten yana değilim. Yani yıllar önce mesela çok önemli bir İngiliz mimar vardı. James Stirling. Siz, yani postmodernist akıma dahi geldi ve İngiltere'nin en önemli mimarlarından bir tanesi. Bir seferinde ben James Stirling'in, Zaha Hadid'in, diğer bazı ünlü mimarların üniversite yaptığı projeleri yayınladılar. Üçüncü sınıfta, ikinci sınıfta hiç el değmemiş yani vaziyette. Onları görmüştüm de... yani o dürüstlüklerine hayran olmuştum yani o mimarların yani o dürüstlüklerine. Aslında hocam benim naizane bu konuda fikrim aslında portfolyomuz birinci, ikinci, üçüncü sınıftan itibaren ne kadar yol kat ettiğimizi de göstermesi açısından. Kesinlikle. Sizi, hiç kimse sizi dördüncü sınıfta, beşinci sınıftaki durumda yargılamıyor. Yani şöyle yargılıyor. Ha bak ikinci sınıfta bak böyleymiş. Nereden nereye gelmiş diyor. Nereden nereye gelmiş muhakkak var ama ikinci biri herkes yani karşınızdaki kişi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sınıf bilen bir kişi yani. Çocuklar yani pedagojik olarak oraları bilen kişiler bakıyorlar zaten. Yani oraları böyle yukarıları çekmenin hiçbir anlamı yok. Ama orada takdim olarak yani bazı sıkıntılar vardır. Onları daha farklı renklerde ortaya koyarsınız. Bu çok iyi olur bence. Ve ben James Stirling'in yani yaptığı 3. sınıftaki binaları gördüğüm zaman şaşırmıştım. Dürüstlüğü hoşuma gitmişti. Yani her şey bir dürüstlük meselesi. Yani çok hoşuma gitmişti. Ve dünya bu dürüstlüğe çok bakıyor. Dürüst olmaya çok bakıyor. Çünkü o dürüstlük bir düşünceyi gizliyor yani. O gizi zaten karşı taraf alıyorsa da zaten sorun yok. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar?
Herhalde sorularımız bitti yani, gibi oldu. Çok hocam sizin son katmak istediğiniz, bahsetmek istediğiniz bir anınız varsa bizim için daha böyle eğlenceli oldu. Deneyimlerinizden bir şeyler öğrenmek bizim için de güzel bir deneyim. Evet, o zaman son bitiş şeyle yapalım. Yine arkeolojiyle yapalım yani. Olur, süper olur hocam. Huber'le bu tatsız tartışma. Sonuçta tabii ki döşemeyi yaptık. Şu anda tarihe mal oldu. Şu anda giderseniz hem Hoeber'i hem de beni anarsınız diye düşünüyorum. Celsus Efes Kütüphanesi'nde Celsus Bibliotek'te, Celsus Kütüphanesi'nde. Sonra üst sene tekrar Hoeber Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tekrar çağırdı beni. Yani işte bunlar kayıda girdiği için biraz kuşkudayım ama ne yapalım yani, artık konuşacağım. Ondan sonra tamam dedim, ben gittim. Ben sanıyordum ki Hoeber'le çalışacağım. Hoeber yok ya, ben seninle çalışmam dedi. şaka yani, daha doğrusu ikimizle böyle soğuğuz birbirimize. Ben de ne yapacağım, niye çağırdınız? Dediler ki seni yeni bir arkeoloğun yanına vereceğiz. Bundan önceki mimardı biliyorsunuz, arkeolog değildi ama arkeoloji de biliyordu yani adam. Ondan sonra peki dedim, orada bir mimarla tanıştım ben. Daha doğrusu bu arkeolog İsviçreli bir arkeologtu. Ona geçmeden önce bir mimarla tanıştım. Mimarın adı Anton Bamher'di. Yani hayat aslında çok değişik. Yani siz eğer mesleğinizi seviyorsanız her şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Anton Bamher bir mimardı. Aynı zamanda arkeolojik alanlarda iş yapan bir mimardı ve orada Skolastika hamamlarının restorasyonunu yapıyordu. Orada Anton Bamher Hadrian Çeşmesi'ni yapmıştı. Hadrian Çeşmesi'ni yapmıştı ama siz baktığınızda çeşme falan görmüyordunuz. Ve herkes Anton Bamher'e diyordu ki, ya çeşme nerede kardeşim? Niye, ne biçim restorasyon bu? O da diyordu ki, ben çeşmenin ana hatlarını ortaya koydum. Artık gözünüzü canlandırın diyordu. Öyle bir mimar. Yani bu şu demek. Yani interaktif bir düşünceyi ortaya koyuyordu. Belli ki Anton Bamher yeteri kadar taş bulamamıştı Hadrian Çeşmesi'yle ilgili. Ve dolayısıyla Bamher bunu hoş bir stratejiye dönüştürmüştü. Bence bu da bir restorasyonda önemli bir stratejiydi. Bamher bizi o dönemde dedi ki, ben sizi bir köye götüreceğim. Selçuk'ta kalıyoruz. Sene 1980. Siz daha doğmamışsınız. Ben öyle biliyorum yani. Bir köye götüreceğim dedi. Ondan sonra Volkswagen'i vardı. Mavi Volkswagen'i var. Ona bindik. 2-3 kişi. Bamher'le birlikte köye gittik. Aman Allah'ım. Bir şey içerisinde, vadin içerisinde, zeytinliklerin içerisinde, meyveliklerin içerisinde, dünyanın en güzel köylerinden bir tanesi Şirince'ye götürdü bizi. Şirince'ye girdik. Hiç kimse yok. Çok az ev var. Yani vuruldum yani köye yani. Her yer bütün, yani girdiğin zaman bütün binalar sizi karşılıyor. Sonra yani bu hikayenin birinci kısmı, Bamher çok şey öğretti. Çok kısa bir arkadaşlığımız oldu. Bamher bize Şirince'yi gösterdi. Restorasyonda farklı bir strateji gösterdi. Çok eleştirilmesine rağmen. İyi bir mimardı, bizden daha yaşlıydı ve daha sonraki yıllarda Bamher'i kaybettik. Bamher, Şirince'yi gördükten sonra bir keresinde bir kitap aldım. Kitabın adı Benden Selam Söyle Anadolu'ya diye bir kitap. Kitabın yazarı Dido Sotiriu. Kitabın içerisinde köyün hiç ismi geçmiyor. Köyden bahsediyor. Ne kadar güçlü bir edebiyat. Okuyorum kitabı.
Dido köydeki zenginliklerden bahsediyor. Köydeki yaşamdan bahsediyor. Ve sözü 1920'lere getirdiği sırada, 18-20'lere getirdiği sırada köydeki biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sonrası köyde olaylar başlıyor ve köyü terk etmek zorunda kalıyorlar. Acılı bir şekilde, hüzünlü bir şekilde 1920'lere doğru köyü terk ediyorlar. Köyün ismi yok. En son sayfaya geldiğimde burası Şirince ya dedim. Gerçekten Dido Sotriu'nun kitabı Şirince için yazılmıştı. Bamber'in bir hediyesiydi bana, yani Şirince. Bir mimardan çok şey öğrendim. Yani sadece mimarlık değil, yani yaşamın kendisini öğrendiğimi düşünüyorum. Bu bir. İkinci hikaye şu. Tuttular beni o arkeoloğa verdiler. Bamber'e vermediler. Arkeoloğa verdiler. Sen bununla çalış dediler. Yani adam arkeolog, karısı da arkeolog. Onun dışında şantiyede 20 kişi falan, 20 işçi var. Ben de tek mimarım. Bana diyor ki sen diyor şurada çalış diyor. Ben de Magnezya kapısında duvar var. Orada çalışıyorum. Taşları ölçüyorum, biçiyorum. Taşları resimlerini çıkartıyorum. Duvarların resimlerini çıkartıyorum. Aslında ben orada anladım ki ben hayvi iş yapıyorum. Yani hiçbir iş. Yani duvarların resimlerini çıkartıyorum. Ama adam benden uzakta şeye girmiş. Efes'in ana kanalizasyonuna girmiş vaziyette. Karısıyla birlikte orada kanalizasyona takılan şeyleri, eski antik kanalizasyon içine takılan şeyleri çıkartıyorlar. Askılar çıkıyor, altınlar çıkıyor, ölü bebekler çıkıyor. Aklınıza gelen her şey o kanalizasyondan, eski antik kanalizasyondan çıkıyor. Artık bu altın ve şeyler çıkınca ben de artık kazı komiserleri var. Ben de bir Türk'üm yani, bir mimarım, genç bir mimarım. Milliyetçiyiz tabii, ülkemizi koruyoruz, ülkemizin değerlerini korumak zorundayız. Hep her akşam gidiyorum, bak diyorum, Ayşe abla diyorum, şeyden diyorum, kanalizasyondan bugün şunlar çıktı, haberi var mı? Aman Alper, haberi var, ne olur söyle, yoksa bu adamlar kaçırıyor diyor yani. İkinci anım da bu şekilde. Böyle bir yaz geçirdim orada. Bamber'i de unutamıyorum. Ama Efes'in ana kanalizasyondan çıkanları da unutamıyorum yani. Teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz hocam. İyi yıllar, iyi yarı yıllar diliyorum. Güzel çalışmalar diliyorum. Mimarlık çok güzel bir meslek. Halen tutkusundayım. Her ne kadar yaşlandırsak da tutkusundayım. Bu tutkunun sizlere geçmesini de diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Güzel dilekleriniz için umarız güzel bir dönem geçer. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz hocam. Her zaman arayabilirsiniz. Teşekkürler.